Ceren, Çilek, size son defa söylüyorum. Hatta emrediyorum. Tuğçe geldiğinde ona Tina ile ilgili anlattıklarınızın doğru olmadığını söyleyeceksiniz. Bir yarım bozuldu ya. Bana da öyle geldi. Bana bak. Cem, saçmalama. Yerine otur çabuk bakayım. Orası benim yerim değil baba. Bırak baba. Bakalım ne yapacak. Ceren, üstüne gitmeyin artık kızım. Tuğçe'yi aldattı. Sessiz mi kalalım yani? Çilek, çok ayıp. Sizi çok kötü yapacağım. Sen görürsün Ceren. Kerem geldiğinde ona Martin'den bahsedeceğim. Aa! Martin de kim? Ceren'in yaz aşkı. Hayır, Çilek'in abla ablamla benim arkadaşım. Ama nedense hep Ceren'le havuza girdiler. Ben de vardım. Yalancı, sen hep çocuk havuzunda yüzdün. Çünkü ben senin gibi yüzme bilmiyorum abi. Bakalım Kerem buna ne diyecek? Ay çocuklar yeter ama artık aklımı kaçıracağım. Ben de. Bakayım mı? Kerem'dir. O zaman ben bakayım. Yakala! İşte. Ağır olun bakayım. Merhaba Kerem, nasılsın? Bir saniye bekler misin? Odama çıkmam lazım da seninle erkek erkeğe bir şey konuşacağız. Ya çekilin. Ya anne baba, ne olur bir şey yapın. Çocuklar, madem söz dinlemiyorsunuz, bu saatten sonra bu sizin sorunuz, beni hiçbir şekilde ilgilendirmiyor. Ben sıkıldım, ben işe gidiyorum. Hop. Evet çocuklar, ben de kapıya çok geç kaldım, ben de gidiyorum. Anne. Firuzeciğim, kolay gelsin. Gel abime gününü gösterelim. Hadi bak. Kızlar sakın yapmayın. Kızlar. Of. Abi aç diyorum, aç. Kırayım mı? Durun ayol. Evi yıktınız zaten sabahtan beri. Of, açılmıyor. Kim bilir Kerem'e neler diyordur. Madem bana inanmıyorsun Kerem, bize gel Ceren'e sor. Nasıl olsa gözünün içine bakarken sana yalan söyleyemez. Abi aç diyorum, kapıyı aç. Birazdan Kerem bize geliyor. Artık derdini ona anlatırsın Ceren. Sana gününü göstereceğim abi. Yürü Çilek. Durun bakalım, nereye? En yakın fotoğrafçıya. Fotoğrafçıya mı, neden? Çilek'le abinin fotoğraflarını yaptırmaya. Ama ben bu evde ne yapacağımı şaşırdım kaldım artık. Kafasız. Martin'i erkek arkadaşım sanıyor. Merak etme abla. Ben onun da fotoğrafını çektim. Kerem'e gösteririz. Senin tipin olmadığını görünce kıskanmaz. Yine inanmazsa senin erkek arkadaşın olduğunu söylerim. Ay başıma gelenler. Söyleyemem abla. Utanırım. O zaman ben zor durumda kalacağım. Öf. Bekle. Makineyi alıp geliyorum. Bak sen de Martin hakkında duyduklarını kimseye söylemeyeceksin. Boşa sürüse. Ben bakarım. Firuze abla sen açma, ben bakacağım. Geldim. Tuğçe. Sakın sarılmaya kalkma Ceren. Çilek de Ceren nerede? Onlarla konuşmak istiyorum. Tuğçe. Hadi gel bakalım. Gel. Otur. Ceren, Çilek. Bak. Bırak Cem, hepsine teker teker bakacağım. Aralarında bir şey var mı, yok mu? Gitmeyelim. Çünkü tek bir şahidimiz bile yok. Aslında sen her şeyin aslını biliyorsun ama kimseye söylemiyorsun. Ne var Kerem? Abla! Söyleyemem, utanırım. Biz kadar boyuna aşık olmaya utanmıyorsun ama. Ne yapıyorsun? Tamam. Kerem'e gerçeği söylüyorum. Bundan sonra evde kıpkırmızı bir yüzle dolaşacağım ama söylüyorum. Anlamıyorum. Sen her şeyi herkese açık açık söylersin. Bunda utanacak ne var? Daha ne olsun? Çocuk bana hiç pas vermedi. Hep seninle ilgilendi. Bunu sakın söyleme. Tabii ki de söylemeyeceğim. Teşekkür ederim. Kerem'in numarasını çevirir misin? Yaşasın, Kerem'le barıştık. Ah, canım çok sevindim. Nereye? Ya küçük bir işimiz var, hemen döneceğiz ya. Evet, siz biz yokken toprağa ablalık yapabilir misiniz? Olur. Harikasınız. Teşekkür ederim, sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Toprak. Gel bakalım Toprak. Hoppa. Oh be. Sıkılmıştım arabanın içinde. Öyle iyi mi? Çok iyiyim, sağ ol Çilek. Bakın size ne getirdim. Yaşasın. Ben içeyim. Gerek yok, ben içerim. Aa. Bu da neyin nesi? Abim sinirinden kum torbasına vurmaya başladı herhalde. Day 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 day. Gidip o kum torbasını başına geçireceğim. Gel Çilek. Zaten hepsini kavga çıkarmak için yapıyor. Aa! Bu nasıl olur? Ne nasıl olur? Bardağa bak. Boşalmış. Hem de yere hiç dökülmemiş. Ben içtim abla. Sen mi? Evet. Kendininkini niye içmedin? Onu da içeceğim. Öf Çilek, amma arsızsın. Ben toprağa bir bardak daha getireyim. Biz bizeyken istediğin sihiri yap. Ama ablamların yanındayken hiçbir sihir yapmam. Ya, tamam. Gel. Girebilir miyim? Gir. Nasıl iyi olabilirim ki? Tuğçe'yi kaybettim. Cem, lütfen biraz sakin olur musun? Olamam. Kız kardeşlerim hayatımı mahvetti. Bak Cem, olayları tam olarak anlatmadığın için ben de işin aslını bilmiyorum. Şu Tina ile aranda gerçekten bir şey oldu mu? Tabii ki hayır. Bak, artık lise 1'e başlıyorsun. Seninle iki arkadaş gibi konuşabiliriz. Onunla aramızda hiçbir şey olmadı. Zaten onu topu topu 5 gün gördüm. İyi. Buna gerçekten çok sevindim. Peki sorabilir miyim? Gece yarısı onunla havuzda ne işin vardı? Buna verecek bir cevabın yok mu? Var ama yok. Bak Cem, bana güvenebilirsin. Sır saklayabilirim. Hem eğer bana işin aslını anlatırsan Tuğçe ile barışmana yardımcı da olurum. Hadi Cem, anlat bana. Betüş biliyorsun, Tina yüzme öğretmeni. Evet. Ve ben o kadar iyi yüzme bilmiyorum. Şimdilik. Ve bu sene Tuğçe ile okulun yüzme kulübüne katılacağız. Ha, anladım. Yani sen Tuğçe senin iyi yüzemediğini anlamasın diye Tina'dan yüzme dersi aldın. Öyle mi? Evet. Peki bunu niye kardeşlerine söylemedin? Çünkü Tina'dan neden ders aldığımı söylersem bunu da Tuğçe'ye söyleyeceklerdi. Ama şimdi Tuğçe ile barışmak için bunu söylemek zorundasın. Evet. Peki merak ettiğim bir şey daha var. Neden gündüzleri değil de geceleri ders aldın? Çünkü gündüzleri şişman olduğum için çocuklar benimle dalga geçer diye korktum. Cem. Ve Tina gerçekten çok iyi bir kız. Beni anladı ve bana yardım etti. Ve benim sadece hocamdı. Betüş, aslında düşünüyorum da galiba kızların çok suçu yok. Benim yaptığım aptalcaydı. Ve Martin denen o çocuk var ya, Galiba Çilek onun peşindeydi. Neyse ki otelden çabuk ayrılmışız. Ah Cem, ah oğlum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Pembe rüyalar, beyaz düşler, gerçek artık bizim ev.